Yaşar Bey, İnce Holding'in yatırımlarına baktığımızda ağırlıklı jant ve akü yatırımlarını görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Neden jant, neden akü? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Bildiğiniz gibi kurucumuz Cevdet İnce, İzmir'deki ilk işi ortağıyla birlikte Goodyear bayiliği yapan lastik firması olmuş. Malumunuz lastik firmalarında bugün de öyle. Diğer önemli iki kalem jant ve akü. Bunların eksikliğini, pazardaki önemini anladığını düşünüyorum Cevdet Bey'in ve bu ihtiyaçları gördüğünden dolayı önce jant bilahare gündeme akü üretimi geldi diye düşünüyorum. Jant üretiminde belli bir mesafeye gelip, belli bir mesafe kat edip artık yeni ufuklara, yeni konulara bakacak noktaya geldik. Bu arada bazı tesadüfler de tamamen böyle planlama, fizibilite yapmanın dışında bizi akü üretimi noktasına getirdi. Aslında Cevdet Bey'in aküyle ilk ilgisi biraz önce ifade ettiğim Basmane'de 1364 sokaktaki Goodyear lastiklerinin bayiliğini yapan İnci Taş'ta akü ihtiyacını sağlamak için o dönemde üretici Mutlu Akü'den bayilik istemesi ve bunun da aynı sokakta bir Mutlu Akü bayisinin olması hasabıyla bayiliği alamaması onun İstanbul'dan plaka, separatör, kutu tedarik etmesiyle başlayan ve gene İnci Taş'ın faaliyet gösterdiği binanın üst katında mütevazi imkanlarla akü üretmek ki o akünün adı İnci Akü'ydü. Topu ikinci jenerasyona atması, jantta yetiştik, çıraklık dönemlerimizi atlattık. İkinci nesil olarak kendinizi göstermek için bir fırsattır. Yaparız, yapabiliriz diye bizi teşvik etmesiyle konu gönlümüze düştü. Düşünmeye başladık, çalıştık. Önce gittik o aldığımız tesisteki kent tesisinde neler var onlara baktık. Birkaç mekanik gayet iptidai tezgahın dışında hiçbir şey olmadığını gördük. Müthiş, müthiş. 84'te başlıyor bir yolculuğumuz. Ondan sonra üretimimiz artarak devam etti. 2000 yılında ben ilk katıldığımda da yaklaşık 900 bin adet civarı yıllık üretim yapıyorduk. Ne güzel. 1 milyon adetler hedefler arasındaydı. Oradan sonraki sürece baktığım zaman özellikle 2001 krizinin bizi tabii çok derinden etkilediğini görüyorum. Nedenlerine baktığımızda biz her ne kadar önemli miktarda aftermarket satış yapsak da ağırlığımız OEM'deydi. OEM'lerin yaşadığı krizler bizi çok derinden etkiliyordu. İkincisi de ekonomik buhran finansal yapımızı da o anda biraz etkilemişti. İç piyasaya da ağırlıklı satıyorduk. İhracat oranımız oldukça düşüktü. O dönemleri şöyle tekrar düşündüğüm zaman 2001 kriziyle beraber artık ihracatta ciddi anlamda yol almamız gerektiğini ve ihracatta da farklı ülkelere satarak zamanla yumurtaları farklı sepetlere koyma ve bu stratejiyle ilerlememiz gerektiğini hep gördük. 1 milyon bu adetlerden, 1 milyon adetten 2001'de bugün 4-4,5 milyon adetlere geldik. Ne güzel. İşte birkaç tane ülkeye ihracatla başlamışken şu an 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapar hale geldik. Sadece starter akü yaparken bugün hem starter akü hem endüstriyel tip aküler yapar hale geldik. Orada da pazar lideri olduk. Türkiye'de açık ara pazar lideri olduk. İlk ve tek ihracatçı şirket olduk. Bunların hepsi İnce Akü tarihinde gururla yad ettiğimiz ve geleceğe de güvenle bakmamızı sağlayan şeyler.
Gerçekten bunların kıymetini her zaman biliyoruz ve bileceğiz. Şimdi bu noktada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benim baktığım yerden İnci Holding'in, İnci şirketlerinin, İnci ailesinin tarihinde ana kilometre taşları var. Bunlardan birincisi jant serüveninde kamyon jantını ürettiğimiz andır ki bizim maddi imkanlarımızın genişlemesine ve müteakip yatırımları yapmamıza imkan sağlamıştır. İkincisi İnci Akü'dür. İnci Akü Cevdet Bey'in desteği ve itmesiyle, teşvik etmesiyle ikinci neslin gerçekleştirdiği bir projedir. Bu bakımdan önemlidir. 84-89 yılları arasında 5 yıl yönetim kurulu başkanlığını ve genel müdürlüğünü yaptım ben İnci Akü'nün. Cevdet Bey'in yaparsın oğlum şeyiyle, itmesiyle yola çıktık. Ve bildiğim kadarıyla da kendi sağlığında ilk defa kendisinin dışında yönetim kurulu başkanlığını başkasına verdiği bir gruptu. Ne güzel. İnci Akü bizim için çok önemli bir noktaya geldi. Ben de bundan şimdi çok gurur duyuyorum. Bir üçüncü kilometre taşımızda akıllı ve doğru ortaklarla yapmış olduğumuz yabancı ortaklıklardır. Evet. Ki bu da bizim dünya şirketleri olmamız noktasında vizyonumuzu geliştirmiş, hem bizi eğitmiş hem de farklı bir boyuta getirmiştir. Ne mutlu bugün işin ta başlangıcında olan birisi olarak bugünleri görmek, İnci Akü ile grubumuzla iftihar etmek ve Atatürk'ün kurucumuz Cevdet İnci'nin kendisini ifade ederken kullandığı hayatım boyunca Atatürk'ün ışıklı yolunda yürüdüm ifadelerinle bizler de öyle yaptık. Bakıyorum tüm çalışanlarımız da aynı gayret ve destekle daha güzel ufuklara hep birlikte yürüyoruz. Bundan da onur duyuyorum. Ne güzel. 2001 yılında krizin derinden yaşandığı sıralarda oradan da bir anımı paylaşmak isterim. Fabrikada üretim yapmamıza gerek yoktu çünkü talep çok düşmüştü ve stoklar giderek artıyordu. Otoparktan arabaları çıkardık, otoparklara dahil akü stokladık. Yüz binlerce adet akü stoğumuz oluşmuştu. O günlerde Cevdet Bey fabrikaya geldi ve bizleri yemekhanede topladı. Bütün fabrika çalışanlarını yemekhanede topladı. Çok güzel bir konuşma yaptı ve konuşmanın sonunda meşhur sözünü söyledi. Evlatlar merak etmeyin. Filler yukarıda tepişti, çimenler biraz eziliyor ama hiç kara gün kalmaz dedi. O sözü o günden beri kulağımıza hep küpe evet. yaptık. Çok şükür kara gün kalmadı ve bugün Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından en kötü günlerimizde bizler tabiri caizse arpacı kumrusu gibi düşünürken o gelir hayrola biz işte anlatırız derdimizi, problemimizi veya neyse hep dediğin gibi evlatlar kara gün kararıp kalmaz.